Merhabalar, Taklacı Güvercin kanalından Eray ben. Evet arkadaşlar, diğer videolarda da bahsettiğim gibi diğer tutulmuş olduğum kanları 20 yıllık hizmet verdiğim kuşlar var diye söylemişim size. Evet arkadaşlar, İzmit Sarıkır olarak bunlara ben 20 yıldır hizmet veriyorum. Yani İzmit'in kuşlarıdır bu kuşlar. İstanbul'da genelde bunlara saraylı derler. Saraylı diye geçiyor İstanbul'da. Kimleri sabunu diyor. İzmit'te bunlar sarıkır. Yani İzmit'in kuşudur. Çoğu İzmitli de, güvercin besleyen kişiler de sarıkır kesinlikle kümeslerinde vardır. İzmit'in vazgeçilmez oyun kuşlarıdır bunlar. Bunların lakabı arkadaşlar intihar. İntihar lakabını taktık biz bunlara. İntihar ikizler diye geçiyor. Çünkü erkeği ve dişisi ikiz gibiler, yani aynılar. Fizik yapıları olsun, oyun stilleri olsun, paçaları olsun, ikisi de aynı. Yavruları da aynı, kendileri gibi verir. Hiç farklı bir kuşu vermez. Bunların altından bu zamana kadar hiç farklı bir kuş çıkmadı yani. Gördüğünüz gibi kanat kuyruk yapısı bir. Hatta dişinin kanadı kuyruğundan uzundur. Gördüğünüz gibi. Görüldüğü gibi her şey. Bunlar damızlıklar. Tabii ki bunlar uçlular. Dediğim gibi. Damızlık olmayı hak ettiler. Ondan sonra buraya geldiler. Uzun zamandır burada bunlardan yavru almaktayız. Şöyle bak, kısaca yavrularını da göstereyim. Ben arkadaşlar bakıcı kullanmam. Bunu diğer videolarda da söylemiştim. Gördüğünüz gibi. Verdiğim yem sadece buğday. Buğdayla büyürler. Gayet de maşallah çok da sağlıklılar. Gördüğünüz gibi. Maşallah demeyi esirgemeyin bu arada. Hayvanlarımız, güvercinlerimiz nazara gelmesinler. Bunlar sonuçta birer bir evlat. Yılların emeği var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu yavrular da uçacak. Bu yavruları da göreceğiniz. Bu hayvanların oyun stillerinden kısaca size bahsedeyim. Fazla lafı uzatmadan. İkizler, yani intihar lakaplı kuşlarımızın çok uzatan atımları vardır ve çok uzun fişekli oynar bu kuşlar. Yani bunların altına öyle bir yavrular düşüyor ki, size gerçekten samimiyetimle konuşuyorum. 100 metre giden de var. 50 metre giden de var. Maksimum, bak en kötüsünden size bahsediyorum. Maksimum bunların altından çıkacak en kötü fişek 30 metre arkadaşlar. Ama genelde 50, 60, 70 ya buluta gidiyor ya, metraj yok. Hani öyle kuşlar. Bu kuşlarda öyle kesinlikle boş atma, boş konma, yapışma gibi bir durum söz konusu değildir yani. Zaten öyle yapışan bir kuş olsa, gelip konsa ben beslemem yani, yuvama sokmam. 20 yıldır bunlar elimde. Ve bunlardan ben çok memnunum. Benim asıl damızlıklarım bunlardır arkadaşlar. Ben gerçek olarak bunlara hizmet ediyorum. Asılı bunlardır. Ya benim göz bebeğim bunlar. Favori kuşlarım bunlar yani. Bunlar bana dehşet zevk veriyor. Bunların çünkü gelişine uzatan atması, gelişine taban taklayı vurup kafayı yukarı vermesi, ayaklarını çekmesi, fişeği hızlandırması, yani bunlar raf gibi takla atar. Hiçbir zaman boğulma, yığılma bu kuşlarda olmadı. Gelir tabanı vurur. Tabanı vurduktan sonra bayağı bir arayı açar şöyle 7-8 metre. Bir tane daha patlattıktan sonra kuşu göremezsin. Kuş hızlanıyor, roket gibi fırlıyor havaya. Böyle bir özellikleri var bunların. Sonra gözden kaybolur. 10-15 dakika bir gezinir. Bunların tek sıkıntısı işte çok uzatan atıp gelmesi. Atıp geldiğinde, tabanı vurduğunda çakılmaları var bunların. Yani çakılıyor ya, betona çakılıyor. Çok öyle kuşumu kaybettim ben mesela. Boynunu kırdı, çakıldı, öldü. O yüzden intihar, ikizler intihar lakabını aldı bizden. İnşallah bu yavrular da öyle olmaz ya. İnşallah bu yavrular da öyle olmaz. Atmaca gibiler maşallah ya. Vallahi billahi. Arkadaşlar dediğim gibi kanalımızı yeni açtık. Desteklerinizi bekliyorum. Ben kuş paylaşmasını seven bir insanım. Bu soylarımı, bu sonuçta ben bunları 20 yıl emek vermişim yani. Gerçekten böyle güvercine gönül vermiş, güvercine seven
abilerime veya kardeşlerime paylaşacağım. Paylaşacağım. Ya onu oldukça hediye edeceğim sizlere. Sizler uçuracaksınız. O zaman zaten beni çok iyi anlayacaksınız. Ne demek istediğimi. Kuşların ne kadar kaliteli olduğunu o zaman göreceksiniz zaten. İşte böyle. Bakalım. Babası şu anda yem veriyor. Kamerayı görünce şey etti. Bıraktı. Best oğlum. Aferin benim aslanıma. Aferin benim aslanıma. Ne güzel besliyorsun sen öyle. Oy oy oy. Maşallah. Tosuncuklara bak, tosuncuklara. Büyümüşler maşallah. Bir de bunların bir huyu var arkadaşlar. Size de çok garip geliyor şimdi. Folluk. Keçe. Yani folluk. Folluk koy buraya, yumurtlamaz da folla. Bunlar hep yere alıştılar. Hep böyle yere yapacaklar. Rahat olacaklar yani. Mesela bak şu çukur gibi bir yer var ya. Oraya yapmışlardı. Yavrular orada büyüdü. Yavrular oraya gitti. Şimdi oraya bir daha yumurtlayacaklar onlar. Gerçekten çok enteresan kuşlar ya. Hani folluk koyuyorum. Folluğa yumurtlamazlar kesinlikle. Gidecek oraya yapacak. O yere yapacak. Oraya yumurtlayacak yani. Rahat. Kendilerini yer belirleyecekler. Oraya yumurtlayacaklar. Yani ben de işi zaten karışmıyorum. Kendi hallerine bıraktım. Ne istiyorlarsa onu yapsınlar. Evet arkadaşlar. Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Bu yavrular da büyüdüğü zaman bunların uçum videolarını sizlere paylaşacağım. Beyaz yavrularımızı uçuracağız. Bunları uçuracağız. Daha birçok kuşumuz var. Daha bunları tek tek sizlere paylaşacağım zaten. Siz takipte kalın. Yakında uçum videoları da gelecek. Şimdilik hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Bay bay.